Bitlis Detay programından merhabalar size değerli izleyenler. Bu akşam da başka bir konukla yine sizlerle beraberiz. Yol Alan beldesinden AK Parti aday adaylarından Nurtekin Dilsiz Bey bu akşamki konuğumuz. Değerli izleyenler, şunu hatırlatmak isterim. Bu şahsiyetler bizlere, sizlere, memleketimize, bölgemize hizmet için geliyorlar. Biz kimsenin tarafı değiliz. Biz basın mensubu olarak elimizden geldiğince bu şahsiyetleri sizlerin karşısına çıkarıp sizlerle buluşturup sizlerle tanıştırıyoruz. Söylemek istediklerini bizlerin aracılığıyla sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Kimin hizmet edeceğine inanıyorsanız, kimlerin bu bölgeye, bu memlekete, bu insanlara hizmet edeceğine inanıyor biliyorsanız, yani geleceğiniz için, çoluk çocuğunuzun geleceği için, komşularınızın geleceği için onlara oy kullanın diye derim yani. Merhabalar Nurtekin Bey, hoş geldiniz. Merhaba efendim, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ettim, siz nasılsınız? Hamdolsun, iyisiniz. Bugün gün boyu beraberdik sizinle. Teşekkür ettim, çok sağ olun. Nurtekin Bey, önce sizi izleyenlerimizle beraber tanıyalım. Buyurun. Nurtekin Dilsiz kim? Nurtekin Dilsiz, Yol Alan Üç Kardeş Köy'den. Evet. Yaşım 41. 2002'den 2002'ye kadar ben Yollanda yaşadım, Üç Kardeş Köy'den. Sonradan İstanbul'a gittiniz. 2012'de kardeşimin şehit olmasından sonra ben İstanbul'a gittim. Oraya yerleştiniz. Yerleştim. Orada tekstil, inşaat ve harfiyat. Harfiyat işini yapıyor. Ne güzel, ne güzel. Yapmaktayım şu anda da hala. Evet. Beş çocuk babasısınız. Evet, beş çocuk babasıyım. Evet, maşallah maşallah. Çocuklar okuyorlar. Çocukların iki tanesi okuyor. Maalesef öbürleri okumadı. Baba mesleği mi edindiler? Ne yaptılar bunlar? Hemen hemen. Bir tanesi baba mesleği seçti. Evet. Diğerleri... Yaşları mı küçük? Yaşları küçük. İnşallah onlar da bir an önce büyürler, babalarına yardımcı olmak için gerek okur, gerek de ona seni devam ettirirler diye temenni ediyoruz. Efendim, Nurtekin Dilsiz İstanbul'da bir iş adamı. Neden Yol Alan'a, kendi köyüne dönüş gereği duydu? Niçin? Şimdi ben 2002'den itibaren, evet, ben buradan gittikten sonra tabii ki ailem ve aile büyüklerim hala burada ve burada yaşamaktadır. Evet, biliyoruz, biliyoruz. Ben oraya gittikten sonra tabii bu zarf içerisinde hiçbir bayram, Ramazan bayramı veya derken Kurban Bayramı'nı ben İstanbul'da geçirmedim. Rutin bir şekilde geldiniz. Evet, rutin bir şekilde geldim, gittim ve senede en azından 7-8 kere gidip gelmişimdir. Hala öyle devam ediyor. Yani tamamıyla kopmadınız. Yok, tamamıyla kopmadım. Ne güzel. Ve ben gittikten sonra şimdi ben Yol Alan'a bakıyorum. Evet. Yol Alan gerçekten çok güzel bir memleket. Çok güzel bir... Anayolu'nun içerisinde geçtiği güzel, şirin bir belde. Evet, şirin bir beldemiz. Ama ne yazık ki, yani önceki belde başkanları kusura bakmasınlar ama diğer beldelere baktığımız zaman gerçekten Yol Alan'da pek bir çalışma göremiyoruz. En son işte kayyumun yaptığı bir takım çalışmalar var ama o da yeterli değil değerli izleyenler. Şahsen evet, gidip gördüm, gezdim, bugün de oradaydım. Evet efendim. Onun için ben bu eksikleri gördüm ve ben buraya aday olarak şu anda memleketime, doğduğum topraklara ve bu insanlara hizmet için şu anda buradayım. Ne güzel, iyi yapmışsınız. İyi bir tercih gerçekten. Düşüncenizi takdir ediyorum. İnsanlarımız gerçekten hizmete ihtiyaç duyuyorlar. Özellikle Yol Alan hizmete ihtiyaç duyuyor değerli izleyenler. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Çok şirin bir belde, Talkan ile Hizan arasında. Hizan'a gittiğiniz zaman ana yolun içerisinden geçip iki parçaya böldüğü tatlı ve güzel bir beldemiz. Görmenizi, ziyaret etmenizi isterim. 9 mahalleden oluşuyor. Evet, 8 mahalleden, bir de yeni bir mahallemiz oluşmuş, orta mahalle bildiğimiz. Evet. 9 mahalleden oluşuyor. Siz hangi mahallede doğdunuz? Ben Üç Kardeş Köyü'den. Kürtçe ismi? Üç Kardeş Köyü, Pas. Pas, evet. Evet, Pas. Orada doğdunuz. Orada doğdum, büyüdüm.
Orada okudum. Sonra bugün de sizinle beraber orayı ziyaret ettik. Evet. Gerçekten insanların ilgisi size yoğundu orada. Efendim, yol alan halkı sizden çok şey bekliyor. Yani bugünkü yapmış olduğumuz izlenimlerde, biz gezilerde bu izlenimleri elde etmiş olduk. İsterseniz izleyicilerimiz de Vetele'mizi izlesinler. Onlar da bize hak vereceklerdir. Evet değerli izleyenler, sizlerle beraber ilçelerimizi, ilimizi, beldelerimizi gezmeye devam ediyoruz. Sizler eşliğinde vatandaşlarımıza mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Bakalım halkımızın, vatandaşlarımızın aday olacak şahsiyetlerden beklentileri neler? Kendi memleketlerine, kendi hemşerilerine ne tür bir hizmet bekliyorlar? Sizlerle beraber mikrofon uzatalım. Bugün Hizan'ın Yol Alan beldesindeyiz değerli izleyenler. Bir tekstil atölyesindeyiz ve birden fazla çalışmakta olan genç kardeşlerimiz var. Sizlerle beraber gençlerimize mikrofon uzatıyoruz. Belediye başkanı olacak şahsiyetten beklentileriniz nelerdir efendim? Valla efendim, yani bu çevre biraz genişlesin istiyoruz. Buraya da okullar, liseler, ne bileyim üniversiteler gelsin. Buraya daha fazla fabrikalar açılsın. Birkaç tane daha böyle iş imkanlarımız olsun, ne bileyim. Yani artık batıya, memleketimizi bırakıp başka yerlere gitmek istemiyoruz diyorsunuz. Gitmek istemiyoruz açıkçası yani. Niye? Bu güzel memleketi bırakıp da nereye gidelim? Değil mi? Evet. Yani onlar da ellerini vicdanlarına koysunlar. Vallahi biraz daha yatırım yapsalar doğuya güzel olur. Neden olmasın? Yani biraz daha yatırım yapmaya teşvik etseler insanlar. Evet, aynen. Büyüklerimiz öyle örneğin. Bekliyoruz bir şeyler valla. Bir belediye başkanının yapması gereken ne varsa vatandaşlar olarak bekliyoruz, doğru mu? Bekliyoruz kesinlikle, katılıyorum yani. Bir şeyler bekliyoruz valla ama bilemiyorum yani, elini o taşın altına koysunlar bence. Evet, burada çok zor durumdayız yani, çok zor şartlar altındayız yani. Yani şöyle kameraya dönelim. Bunu iyi bilin adaylar, bunu çok çok iyi bilin ki gençlik büyük bir hızla yetişmekte, büyümekte ve ilerlemekte. Sandıklara gidecekler, evet gidecekler ama kararlarını doğru vereceklerine ben eminim. Artık cahil kimse kalmadı. Ya vallahi yapacak bir şey yok artık. Yani bekliyoruz biz de. Yani hava altından sopa göstermiyoruz. Vallahi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Kolay gelsin, sağ olun, sağ olun. Biz daha fazla iş imkanları istiyoruz. Belediyemizin gelişmesini isteriz. Evet. Ondan sonra yani güzel bir hayat istiyoruz. Buralardan göç etmek istemiyoruz. Buralarda kalmak istiyoruz. Bu şahsiyetlerden daha fazla iş imkanı, iyi bir yol alan için daha iyi hizmet. Değil mi efendim? Aynen öyle. Kim olursa olsun biz hizmete doğru gideceğiz. Hizmetin sandığına oy kullanacağız diyorsunuz. Aynen. Bizim için iyisini istiyoruz, yol İyi alan için istiyoruz. Aynen, her zaman iyi hizmet istiyoruz. Daha fazla iş imkanı istiyoruz. Her zaman istiyoruz, hani nasıl söyleyeyim? Yani kısacası biz yol alanlılar olarak hizmet istiyoruz. Yani hizmet istiyoruz, daha iyi imkanlarda yaşamak istiyoruz. Çalışmak istiyoruz, yaşamak istiyoruz. Hani biz de hayatımızı yaşamak istiyoruz. Böyle. Oldu efendim. Yani demek istediği şu ablamızın,
Hizmet edenin yanında olacağız. Değil mi efendim? Evet. Kim hizmet ederse biz de onlarla beraber olacağız. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Merhabalar. Merhaba. Kolay gelsin. Sağ olasın, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Sizi tanıyalım. Ben Yunus. Yunus Aydın. Yunus abi, yakında yerel seçimler olacak. Beldemize bir belde başkanı seçeceğiz. Bizim seçeceğimiz belde başkanından beklentilerimiz nelerdir bir yol alanlı olarak? Ben şimdi yol alanında yani büyük bir hizmet olmasını isterim. Belediye başkanı seçtiğimiz zaman bu belediye başkanı bize karşı çalışması lazım ve yani hizmet etmesi lazım. Yani öyle yan gelip yan yatmaması lazım. Aynen o koltuklara öyle yapışmaması lazım. Evet, aynen öyle. Yani bir önder olarak bize yol göstermeli değil mi? Aynen öyle, evet. Bize yol göstermeli. Bize yani bizim çevremize büyük katkı olması lazım. Biz de onu seçelim, saygıyla sunalım. Biz de onun yanında olalım değil aynen mi? Evet, aynen öyle. Yanında olmasını isteriz. Gördüğünüz gibi özellikle gençler efendim. Gençler sizden çok şey bekliyor. Yani bir nevi gençlere umut olmuşsunuz. Gençler için ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi yol alanında gençler için biliyorsunuz bizim orada tekstil firmamız var. Evet. Yaklaşık 220 evet. Tabii bu 6 ay içerisinde bu 450 kapasiteye ulaşacak şekilde ulaşacaktır. Tabii ki yani hani bu olmasaydı belki şu anda yol alanında yüzün üstünde güç olacaktı. Bir nevi bunun önünü de kesmiş olduk kısmen. Yani gelmeden önce bu faaliyetlerde bulundunuz. Evet. 220 ile 250 gence bir istan sağladınız. Aynen. Ve 6 ay içerisinde başkan olun veya olmayın bunu 450'ye çıkaracağınızı söylüyorsunuz. Bu da çok güzel bir rakam. Yol alan beldesi için çok iyi bir rakam. 450 tane gencin bir arada evine aş götürmesi gerçekten çok önemli bir durum. Evet, çok önemlidir. Daha sonra geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Başkan olursanız birçok tekstil fabrikalarına davet götürmeyi düşünüyor musunuz? Tabii halkımız beni seçerse birçok firmalara ben talepte bulunacağım. Teklif gerekirse evet efendim. Gerekirse yer tahsis edeceğim. Onları buraya getirmeye çalışacağım. Evet. Şu anda bir arkadaşımız daha var. O da aynı tekstil açmıştır. Evet. Yalnız yetmiyor bize. Yine yeterli değil. Yine yeterli değildir. yani bu çalışmalara gireceksiniz. Elimizden ne geliyorsa inşallah üstünden geleceğiz. Çalışacağız. Evet. Özellikle gençler hep iş diyorlardı. Veterinimizde zaten izlemişlerse izleyicilerimiz görmüşlerdir. Gerçekten gençler huzur istiyor, iş ortamı istiyor. Buralardan batıya metropollere gidip oralarda ailelerinden, yuvalarından uzak durmak istemiyorlar. Sabah işlerine, akşam evlerine, huzurlu yuvalarına dönmek istiyorlar. Siz de buna ilk adımı atmışsınız. Yine de hayırlısını diliyorum sizin için. Teşekkür ederim. Bütün mahalleleri gezdiniz. Sıcakta bir ilgi vardı. Gidip gelmelerinizde bu ilgiyle hep karşılaşıyor muydunuz? Şimdi ben tabii ki yani hani istek üzere zaten geldim. Yani daha önceden büyüklerimle bu işi danıştım. Evet. Ondan sonra aday olmaya düşündüm. Ve aday oldum. Tabii ki bizim gençler haklılar. Bugün bir iğne vurabilmesi için, yani hani bir hastanın bir iğneyi vurabilmesi için ya Hizan Devlet Hastanesi'ni kullandılar. Ya Bitlis ya da Tatvan. Bitlis ya da Tatvan. Doğru. Şimdi doğru düzgün bizim orada bir sağlık yok. Bundan da söz ettik gençler. Ve biz gençler çok eksiyiz. Çok ekside kalmışız. İnşallah hepsinin üstüne geleceğiz. Yani buradan da Günkırı Belde Başkanı Sayın İlhan Çetinsoy'a çok teşekkür ediyoruz. Verdiği hizmetlerden dolayı gidin, görün. Yakın zamanda kendilerine konuk alacağız. Bunun da faaliyetlerini size aktaracağız. Göreceksiniz neler anlatmak istediğimi, amacımın ne olduğunu, sizler için buradaki aday adaylarından neler talep ettiğimizi göreceksiniz, şahitlik edeceksiniz değerli izleyenler. Gölbaşı da yine keza aynen öyle. Sağ olsunlar, çalışan başkanlarımız var. İstiyoruz ki bu yerel seçimde yol alan içinde çalışan bir başkanımız olsun. Olsun. Gerçekten insanlarımız, halkımız bunu hak ediyor değerli izleyenler. Evet efendim. Demek ki ailenizin
yani onu olurunu aldınız. Evet. Çevrenizle görüştünüz. Kendiniz de zaten bugün gördünüz. Aynen, aynen gördüm. Bir de sizden duyalım istedik. Kanaat önderlerinizle görüştünüz. Öncülük yapan büyük şahsiyetlerle görüştünüz. Bunlar gel burada bize de ya hizmet et. Senin ana vatanın, doğduğun topraklar dediler. Sen de kıramadın onları. Evet. Çıkıp geldin. İstanbul'da işini gücünü bıraktın anladığım kadarıyla. Evet, doğru mu abi? Yani bıraktınız tamamıyla düşünceniz, yaşantınız memleket olmuş, evet, memlekete hizmet olmuş. Bir hizmet yapabilmek için. Evet değerli izleyenler, Nurtekin sizi sizlerle beraber tanımış olduk. Neden aday olduğunu da kendisinden dinlediniz. Amacı memleketine, sizlere, siz yol alanlılara hizmet etmek. Bir de kendisiyle yapmış olduğumuz özel görüşmede şunu da hatırlatayım, kendisi unuttu herhalde söylemek için. Yol alan beldesine belde başkanı olursa yol alanı eski ismine kavuşturacak. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur efendim. Bu ismi sizden duyalım. İzleyenlerimiz de duysun. Şimdi bizim yol alan dediğimiz yer sadece tek köyden oluşan bir yerdir. Yalnız eski adıyla anılan Tatik Düzü. Tatik Düzü denildiği zaman bütün mahalleleri kapsıyor. Bütün mahalleleri kapsıyor. Allah'ın izniyle o göreve geldiğimizde yol alan ismi tabii ki duracak ama bir mahallenin ismidir. Evet. Genel olarak da Tatik. Tatik Düzü. Düzü. Tatik. Tatik yani Düzü. Eski ismi Tatik. Erdesi olarak da evet. İsmini alacaktır. İnşallah. İnşallah efendim. Evet değerli izleyenler, Nurtekin sizi sizlerle beraber tanıdık. Son sarf ettiği cümleler gerçekten güzel. Yol alanı eski ismine kavuşturmak iyi bir düşünce. Yüzyıllar boyunca Tatik ismiyle anıldı. Yine de Tatik ismiyle devam edilsin. Ben de bunun taraftarıyım. Böylelikle bir programımızın sonuna doğru da geliyoruz. Son cümleleri alacağız. Bakalım Nurtekin Dilsiz kendi hemşerilerinden sizlere neler söyleyecek. Son olarak izleyicilerimize, hemşerilerinize, oy kullanacak olan gençlerimize, vatandaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Öncelikle yol alandaki yaşayan bütün halklarımıza çok teşekkür ederim. Allah'ın izniyle ben bu göreve geldiğim zaman yol alanda yapılacak çok işlerimiz var. Tabii ki hep beraber 9 köyün hiçbirini birbirinden ayırtmayarak herkese eşit şekilde davranacağız ve çalışacağız hep beraber. Bir tek ben elimi taşın altına koymuyorum. Vatandaşlarım da elini lastiğin altına koysunlar. Yol alanı bir şekilde. Bizim çok eksiklerimiz var. Yol alan diğer beldelere göre çok eksiklerimiz kalmış. Çok geride kalmışız. Hala da şu anda bizim yol alanda arazi suyu sıkıntılarımız var. Allah'ın izniyle bu göreve geldiğimizde hepsinin üstünden geleceğiz. Herkese teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Birkaç cümle de ben kullanmak istiyorum. Genelde bütün konuklarımdan sizlerin huzurunda bu sözü alıyoruz. Biz söz istiyoruz. Başkan olursanız, yönetici olursanız bu memlekete, bu insanlara, bu topraklara hizmet edeceğinize dair söz istiyoruz efendim. Ben tabii ki söz veriyorum herkesin önünde. Ben bu göreve geldiğim zaman en iyi şekilde görevimi yapacağım. İnşallah diyoruz, inşallah diyoruz. Biz Nurtekin Bey'e verdiği samimi sözden dolayı teşekkür ediyoruz. Hizmet etmeyecekseniz bize konuk olmayın. Hizmet edeceğinize dair sözler veremeyecekseniz lütfen bizlere konuk olmayın. Buraya geldiğiniz an hangi partiden olursanız olun, bizim için hiçbir şey değişmez ve fark etmez. Kesinlikle ve kesinlikle amacımız vatandaşımıza, buradaki insanlarımıza, topraklarımıza, memleketimize hizmet. Amacımız hizmet. Hizmet, daha iyi bir hizmeti elde edebilmek. Bunun için gelen bütün adaylarından söz alıyoruz. Sizlerin huzurunda söz alıyoruz ki yarın hizmet olmazsa bir nevi görsel bir belgeyle karşılarına çıkabilelim. En azından halkı, vatandaşımızı savunabilelim diye sizler için onlardan söz alıyoruz. Nurettin Bey'e teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadı, konuğumuz oldu. Değerli izleyenler, böylelikle bir programımızın daha sonuna geldik.
Stüdyomuzun yapımında emeği geçen Turgutlar Mobilya'ya buradan teşekkür ediyoruz. Bir başka programda bir başka adayımızla görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.